Dördüncü bürhan delil. Vicdan-ı beşer denilen fıtratı zişurdur. Konuşalım üzerindeki devam edeyim. Fıtratı zişurdan nedir? O cümlenin öznesi. Vicdanı efendim? O cümlenin öznesi mi? Vicdan. Dördüncü bürhan. Dördüncü kanal. Bu şu kanal var burada dördüncüsü. Ben şey cümle tam bana doğru geldi. Zişurun bir daha okuyabilir misin? Dördüncü bürhan vicdan-ı beşer denilen İnsanın beşerin vicdanı denilen, insanın vicdanı denilen bu dördüncü bir hamı. Fıtratı zişurdur. Zişur olan fıtrattır. Cümle bayan olmaz. Vicdan diyor yani. Vicdan zişurdur diyor. Zişur. Şerif vicdanı zişurdur diyor. Dördüncü bir ham budur. Dördüncü bir ham bu. Dördüncü bir ham. Evet. Ama bu bürhanın ne olduğunu söylüyor. Zişuur olduğunu. Fıtratı? Fıtratı zişuur olduğunu söylüyor. Neden fıtratı zişuur? Ne demek o? Mesela dünya açıkta, hariçte zişuur değil. Yani ağaç veya şu beyaz, neydi o beyaz, ne diyorduk? Tabağa. Beyaz tabağın içinde. Beyaz tabağın içinde bir şuur değil. Şuur sahibi değil. Ama camittir yani. He, camit. Veya ilk bakışta manası itibarıyla, kaynağı itibarıyla değil de Kur'an orada durur. Korsun orada durur. Musa. Okuduktan sonra senin anlayışına göre ayrı. Peygamber ölmüş, vefat etmiş. Hani peygamber zişur değildi de benimle olan ilgisine göre hani ben peygamberi görmüyorum, bana bir şey söylemiyor, nakledilse bir kitaplarda yazılır, ben okuyacağım, yorumlayacağım. Ama iş vicdana geldiğinde, yani insanın fıtratındaki özelliklere geldiğinde yakalandı. Geldiğinde bu zişurdur. İki anlamda, bir bilinçlidir, kendi varlığının bilincindedir. Yani bizdeki olan bilinçli. Mesela ben şefkat sahibiyim, şefkat varsa bende, ben şefkatın var olduğunu biliyorum, farkındayım. Şefkatin var olduğunun farkındayım. Şefkatin var olduğunun farkında olduğumun da farkındayım. Bu ne demeye geliyor diye soruyorum. Bu niye ben niye bende bir şefkatı da bırakalım, bırakmayalım ama konuştuğumuz örneğe dönelim. Bir vefat karşısında üzülüyorum. Üzüldüğümün farkındayım. Sonra devam ediyorum. Üzüldüğümü niye farkındayım ben diye sorup onun niçin farkında olduğumu da sorgulayacak bir şuura sahibim, bilince sahibim. Düşünüyorsam o halde varım diye. Yani düşünüyorum, düşünüyor olduğumu da biliyorum. Öyle bir zişuuruz biz. Şuurlu olduğumuzu da biliyoruz. Şuursuz bir şekilde şuurlu olan varlık değiliz. Şuurluyuz ve şuurlu olduğumuzu da biliyoruz. Yani hayvanların mesela şuuru vardır. Yani öyle şuursuz varlık değiller. Ama fakat şuurlu olduğunu bilmiyorlar. Yani işte yapmak zorunda oldukları ve tercihlerini yapıyorlar değil mi? Ne acıtırsa kaçıyorlar falan. Ne, kendi kabiliyetlerine göre ne verilirse biliyorlar ama Bildiklerini bilmiyorlar. Şuurun böyle bizim o bildiğimizi bilmemiz, o zaman ben niye bildiğimi öğrendik? Sahip olduklarını bilmiyorum. Yani o anlamda. Yani kendilerine verilenler. Sahip olduklarını. Bazı şeylerin şuurundalar ama bu şuurunda olmak ne demeye gelir diye sormuyorlar. Metacognition deniyor ona. Söyleyin. Farkındalığı farkında olmak.
bir düşünebilmek kabiliyeti var. Bir de düşünmeyi düşünebilmek diye ayrıca başka bir level var. Düşünmek nedir diye düşünebiliyorsunuz. Doğru mu? Aklıma şöyle geldi. Belki evrim teorisi diyeceksiniz de hani madem psikolojiden geldim hani bu şekilde ders veriyorlar bize. Hani homo sapiensler o metacognition sonradan işte frontal lob denen sonradan eklendi bize. Önceden frontal lob evrimde gelişmemişti. Yani ben evrim teorisi destekliyorum diye demiyorum. Olsun olsun fark etmez. Ama sonradan frontal lob geliştikçe insanlara metacognition denen işte düşünceyi de düşünebilme kapasitesi verildi. Evet, buna delil verebilirler mi sonradan verildiğine? Önceden yoktu da şimdi vardı diye. Yani ne delil gösteriyor? Lineage'de var o. Ama nerede? O lineage gerçekten öyle mi? Yoksa onlar mı made up yapıyorlar? Made up yapıyorlar. Kanıt. Peki şey bu adamlar düşünemiyordu. Yani, çünkü beynin burası bu metacognition yapıyor. Beynin orası olması metacognition yapmaz. Beynin orası olmayan canlılar. O sonradan gelişiyor evrim. Ha, o ev insanda o gelişti diyorlar. Ama gelişmeyi demonstration yapabiliyorlar. Demonstration yapaması. Gelişme masal. Ama o oranın farklı bir şey olması. Hayvanda o yok, bizde var diyebilirsin mesela. Evet. İnsan da var diye. O ayrı bir yaratılış ama onlar yaratılış. Yani şunun gibi mesela dilin varsa dili olan birisi tad alır. Öyle değil mi? Hı-hı. Biz dili biliyoruz. Dili yoksa bir şeyi inceliyorsun. Dili yoksa bu tad alamaz dersiniz. Tamam. Frontal lobe yoksa metacognition yoktur işte. Ha, ona insan denmez. Denmez o ayrı konu. O zaman yani hocanın söylediği ama onu bunun diyor işte evrim içerisinde oluştuğunu nereden bileceğiz diyor. Ha, işte o ayrı konu ama evet, yani bilir misin bilmez misin hikayesi biliyorsun işte. Dili yoksa evet, bakıyorsun. Evet. Dili yoksa adamın tad alamaz sonucunu veriyorsun. O belli bir şey. Evet evet, onda problem yok. Dili de almıyorsan. Bekir abi ya. Tadı diliyle almıyorsa. Tadı diliyle almıyorsa diyor. Tadı diliyle almıyorsa. Sen evrim teorisi de diye bir şey yok. Bekir teorisi. Yani of, neyse. Bu adam bunu yapıyordu. Bu adam bunu yapıyordu diye şu andan onları görmek mümkün. Bu özellik bunu denote ediyorsa, bu özelliği olmayan birisi. Evet. O doğru. Tabii bu çok belli bir şey. Yani. Bu dizi hiçbir speculation falan değil yani. Bu. O yaratılışın bir anda süreç mi? İnsan değil olmayabilir. Olmayabilir evet. Onu sordum. Tamam. Çünkü ben evrimle ilgilenenlerle ve o konuda yapılmış kaynaklara baktığım zaman. Ben daha yeni Donald Documentary'ı seyrettim de o yüzden konuyu biliyorum. O geçişi sağlayan yani ne dedi o? Front lobe mi diyorlar? Ha, front lobe. Front lobe'suz bir canlı varlıktan front lobe'lu bir canlı varlığa geçişi hiçbir surette demonstrate edemiyorlar. Demonstrate edemiyor, yok açıklamıyor ama front lobu olmayan hayvanlar, front lobu olan insanlar ayrı ayrı biz yaratıldı diyoruz. Onlar ne olduysa geçmiş olması lazım diyor. Lazım delil diyorsun, yok. Peki ama konu anlaşıldı. Biz çünkü hep zişur denildiğinde biz birinci aşamada kalıyoruz genellikle. Bilinçli insan gibi. Bir insan bilinçli varlıktır diyoruz. İnsanın bilinçli varlık olmasının gerçek anlamı veya onu o bilincin mutlaka kullanılabilmesi için bilinçli olduğunun bilincinde olması gerekir. Ki ben niye bilinçliyim? Ben niye mesela kendimdeki bir duyguyu Knight mi denir ona artık? Metacognition. Fiili ne onun? Knight yapmak. Cognize. Cognize niçin? Var mı öyle bir şey? Word. Cognizant var. Cognize diye word var mı? Cognize yok. Öyle recognize diyelim hadi. Cognize nasıl? Ben nasıl oluyor da ben de düşünebilme özelliği oluyor. Yani affedersiniz. Mesela işte hani bu hafıza gibi ya da ne bileyim elim beş duyunun bağlandığı bölgelerin mesela bunlar açısından hayvanlarla ortağız. Yani
Ortaz derken farklı yerlerde ve farklı cinslerde olabilir. Göz de, onlar da görüyor, biz de görüyoruz. Farklı cinslerde. Olsa olabilir. Ya da işte onlar da bir şeyler hatırlıyorlar, biz de hatırlıyoruz. Ama onlar bu hatırladıkları şeyi yorumlamasıyla ilgili bir şeyleri yok. Hatırladıklarının şuurunda değildir. Değiller. Biz daha yukarıdan bakıyoruz yani, olaya. Hatırladığın şeyi yorumluyoruz. Biz de mesela acıma duygusunun, üzülme duygusunun varlığının bilincindeyiz. Sonra diyoruz ki niye ben üzülme duygusu var diye biliyorum. Bu bana niye bildirtildi diyoruz. Çünkü ben kendim bilemem. Bilecek şekilde yaratıldım, var edildim. Beni yapan niye beni böyle yaptı diye biliyorum. Zaten bu geçişi yaptığımız zaman bayağı kuvvetli bir esas temel teşkil ediyor bu. Niye var ki dediğimde, hakikaten niye var diyorsun? Niye var ki? Niye ben var olduğumun farkındayım veya farkında olacak şekilde var edilmişim. Yani o zaman diyorsun beni birisi var etti ve bana sen varsın, bunun farkında olacaksın dedi ve ben de bu farkındalığı kendime veremiyorum. Bu farkında olmamdan dolayı kendime veremiyorum. Dolayısıyla beni yapan bana bu bürhan ya bu. Gaybı anlamada bu özelliğim benim için delil oluyor, malzeme oluyor. Kullanması zor olduğu için insanlar böyle düşünmeye pek alışkın olmadıkları için nursuz kullanmıyor sonradan bunu. O çok dikkatimi çekti. Zişuru mu? Vicdan denilen zişuur, fıtrat-ı zişuuru muarriflerden dolayısıyla bürhanlardan saymıyor sonra. Evet. Şu bürhanda dört nükteyi nazara dikkate al diyor. Şöyle demiş birincisine. Değişik dört tane nokta var. Birincisi, fıtrat yalan söylemez. Mesela bir çekirdekteki meylanu nübüv, pardon, nümüv der ki meylan tendency, bir çekirdekteki meylanu nümüv der ki sümbülleneceğim, meyve vereceğim. Sanki söz olarak söylemesi değil de varlığıyla biz bir çekirdeği gördüğümüz zaman bir şey dedi. İşaret eder. Ben çekirdek olacağım der. Biz öyle bu çekirdek olacak diyebiliriz. Nereden bildin bunu? Onun kendi yapısından bildim. O şekilde yapılıyor. O şekilde yapılmış. Doğru söyler. Bu yalan söylemez. Mesela? Yani kabaca bir örnek. Portakal çekirdeği bana portakal çekirdeği gibi görünüp de ekiyorum, elma ağacı çıkıyor. Olmaz böyle. Yok böyle bir şey. Absürditir. Evet. Benim kendi özelliklerime baktığımda da bunu kullanacağım işte. Yani bende şefkat varsa bu yalan söylemez. Şefkat vardır. O dolayısıyla bu şefkatin varlığını ben nereye izafe edeceğim diye şuurlu bir şekilde bunun farkındayım. Şuurlu bir şekilde de sorarım onu. Bilincinde olarak sorarım. Nacan'ın diye de bu yukarıda mı gitti o işim var? Çocuk mu yoktu? Mesela yumurtada bir meyelanı hayat var. Hayat meyelana. Hayvani olmak için hayat diyor. Hayat demek hayvanla hayat aynı ya. Yani yumurtada meyelanı hayat var demek. Canlı varlık ve hayvan da canlı varlık, o anlamda söylüyorum. Yani hayvan olacak. İnsan için konuşmuyoruz. Yani hayvan olacak, civciv olacak. Mesela yumurtada kuş olacak. Neyse işte. Şöyle diyormuş. Piliç olacağım. Biiznillah olur. Doğru söyler. Yani biiznillah olur, doğru söyler bağlantısını niye böyle kurdu diyeceğiz. Çünkü biz de yani fıtrat yalan söylemez dediğimizde fıtrat kendi kendine yalan söylememe özelliğine sahip değildir. Yaratıcısının onu yalan söylememe özelliğiyle donatarak yaratmasından dolayı yalan söyleyemez. Yani biiznillah o demek.
aklı mı işaret ediyor burada? Tabii iznillah, evet. Yaratıcısının koyduğu kural ve yaratma şeklinden dolayı o yalan söylemez. Yaratılışta böyle bir prensip var. Biiznillah yalan söylemez derken, niye biiznillah dedi oraya? Biz onu çıkartmamız lazım. Yaratıcısı öyle dedi de, yaratıcısı ona o özelliği verdi de ondan. Demek için. Kendi kendine yalan söylemez değil. Yani bu yaratılışta hakim olan veya yaratılışta gördüğümüz düzen kurum mu diyelim, kuruluş mu? Yok, olmadı. Nasıl tekevvün ediyorsa, tekevvün ediş bu sistem, bu şekilde gerçekleştiriliyor kasıtlı olarak. Yapıldığını da bu yapılan işin kasıtlı olarak yapılmasından anlıyoruz. Kendi kendine yumurta, ben pirinç olacağım diyemez. Terse daha mükemmel olması lazım zaten. Evet. Terse daha mükemmel olması lazım. Tavuğu tasarlayacak kadar büyüsü, evet, varsa yumurta. O zaman yumurta olmaz, tavuk olurdu. Yani daha mükemmel bir şey. Bu iş tavuktan daha mükemmel olması. Uyuyor mu bizim kızımız? Uykuya geç su. Evet. Bir mesela daha var, bir örnek daha. Bir avuç su incimat ile meyelanı imbisatı der. İncimat katılaşmasıyla, cumudetiyle katılaşmasıyla meyelanı inbisatı der. Onun bu olmasıyla birlikte genişlemesi var. Onun özelliğinde, fıtratında o var. Öyle bir şey ki çelik bir kutunun içine buz koy. Sonra da su koy. Allah razı olsun. Su koy. Sonra da bu çelik kutuyu içindeki suyu da etkileyecek şekilde 0 derecenin altına soğuğa getir, bak ne oluyor gör. Su mu daha kuvvetli, çelik mi daha kuvvetli dediğinde su çeliği parçalar, genişler arkadaş, dinlemez. Kural kuraldır. Biz yaratıcı ona fıtrat yalan söylemezdi. Bunlar nereye kadar gidecek? Evet, patlatır. Çatlatır, patlatır, orada genişler. Arkadaş çelik kasayı düşünüyor. Geçmeyi düşünüyor. Yani su girecek bir yeri varsa çelik kasayı buzdolabına koyabilirsek çatlatır. Yani bir yerde buzlukta buz doldurursak bir yerde bir şey yapar ya. Ha. Bunlar üstad tutup da sizin okuduğunuz biyolojiyi, hücreyi, işte mikrobiyoloji falan okuyacak, onlardan örnek verse kimse anlamaz, öyle şeyler yapmaz, insanların anlayabileceği düzeye getiriyor. Ama yani bir yumurtanın piliç olmasını herkesin anlayacağı örnek olarak veriyor. Buzu da suyun buz haline geldiği zaman genişleme, imbisat etme özelliğini fıtratında olduğunu söyleyince biz ne anlıyoruz? Mesela atomun çekirdeğinde şöyle bir enerji çıkartma özelliği var. Onu kimse durduramaz. Elektron döner, elektronun dönüşüyle bir kuvvet oluşur. O kuvveti kimse durduramaz. Yani burada kuvvet oluşmasın diyemezsin. Kendisi de itiraz edemiyor yani. Ben bugün de enerji çıkarmayacağım demiyor. Evet. Yani öyle yapıldığını gösteriyor. Ve o yapılış şekliyle birlikte var olmak zorunda olması zaten onun kendisinin emre, yani kendisinin varlığını kendisi kontrol etmek değil, mahkum olduğunu. Yani bir şeyin mahkumu ki onu yapmak olmak zorunda olduğunu da gösteriyor. Biz buradan bir hücredeki gelişmenin, hani DNA'lardaki, RNA'lardaki ne diyorlarsa ben bilmiyorum onları, gelişmenin nasıl o kromozom sarmalları nasıl gerçekleşmişse, olmuşsa o kromozom sarmallarına göre bir canlı haline dönüşmesi, özelliklerini kazanması zorunlu, mahkum. Yani hücre memur. Zorunlu ve bu yalan çıkmaz. Yani, memur yok. Emir altında. Emri almış, o emri uygulamak zorunda. Yani bir hücre, diyorlar ki hücre, evet hücre diyelim, bir DNA hücresi veya hücrenin içindeki DNA şöyle gelişiyor diyor. Yok ya, adam mecbur.
öyle yapmaması mümkün değil. Su donduğu zaman genişlemesi gibi. Elinde değil. Yani kedi de fareyi gördüğü zaman duramaz. Değil mi? Duramaz. Yani o atlayacak. Mecbur, memur. Ben de atlamayayım diyemez. Yaratılışta, varlık aleminde böyle bir kural var ki bu kural hiçbir zaman değişmez. Aslında burada bir tanım yapıyor gibi geldi bana. Yani bu kuralı anlatmaktan ziyade fıtrat dediğimiz şey nedir? Rin tanımını yapıyor. Yani karşı koyamadığı şey fıtrattır diye bir cümleyle burası özetlenebilir. Mesela suyun buza dönüştüğüne genişleyememesi fıtrattır. O zaman fıtrat yaratılış itibariyle tercihinin olmadığı şey diyebilir miyiz? Ben üzülmek zorundayım. Ben sevinmek zorundayım. Ben işte şöyle bir olay olursa gülmek zorundayım. Yorulunca uyumak zorundayım. Hep memurum. Yani ben bir şeye amir değilim. Hiçbir şeye amir değilim. Zaten bir sonraki günlerde de benzer bir şey söyleyeyim. Kaldırayım mı? Yani suyun orada genişlememe gibi bir tercih yoksa evet. İnsanın da mesela bir yakınını kaybettiğinde üzülmeme gibi bir tercihi yok. İşte o zaman orada fıtratların benzeri. O duygu zorunlu olarak fıtri var olarak. Ve yalan söylemez. Bunlar mesela ben kendi varlığımdan şüphe ediyorum falan gibi yolları kapatıyor. Sen var edildin ve var olmak zorundasın. Bunun alternatifi yok. Emir aldın, var olma emri aldın. Neyse insan duygusunda ne olma, var olma, şu özelliğe sahip olma emri aldın. Senin hücren gelişiyor ya, kimse durduramaz onu. Hücre çoğalır, büyür, neyse bölünür, neyse o özellikleri neyse onu yapmak zorunda olan memurdur. Kendisine ama neyin memuru derse birisi, yani şöyle ben buradayım da bana şu yükü taşı diye emretmişler. Ben bu yükü taşıma memuriyetinde değilim. Bu vücut memuriyetidir. Existence memuriyetidir. Öyle exist olmak zorunda. Öyle exist. It has to exist in the way that it is given existence. Ya memur. Kanser hücresi de. Evet. Kanser hücresi de hani çoğalmak mecburiyetinde. Ve dolayısıyla diğer hücreleri yiyerek hakim olmak mecburiyetinde. Buradan mı takip ediyorsun? Meyelani İmbisat ile şöyle diyormuş. Fazla yer tutacağım. Onun üzerine konuşacağız. Gelişeceğiz. Metin demir onu yalan çıkaramaz. Yani demirin içinde böyle bak gördün mü? Genişleyemedi diyemezsin. Genişlerim. Bir şey yapar yani. Taşları falan kırıyor. Sözünün doğruluğu demiri parçalar demiş. Demiri parçalar. Evet. Sözünün doğruluğu, suyun sözünün doğruluğu demiri parçalar. Yani, önünde engel tanımıyor. Fıtrat söylüyordu ya. Fıtrat yalan söylemez. Fıtrat yalan söylemez. Öyle bir şey bunlar. Ki çok sabit demek. Yani. Çok gerçek. Yani. O kadar güyenebilirsin fıtratına. Bir kainatın kelamın olmasıyla alakalı mı alakası? İnsanın özelliklerine gelecek. Burada da vicdan dedi ya hani etim kemiğin kainatın parçası da vicdan daha bir başka yaratık. İşte şu meyelanlar irade-i ilahiyeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. Şu meyelanlar şu yalan söylemeye fıtrattaki eğilimler ne varsa ne için yarat memuriyetler diyelim. Hı hı. Evet. İrade-i ilahiyeden, ilahi iradeden gelen yaratıcının tercihinden gelen. Yani tutup da su ben donduğum zaman genişleyeceğim diyemez. Öyle bir özelliği yok. Ama yaratıcı ona sen genişleyeceksin, donduğunda genişleyeceksin dedi ya. O irade-i ilahi o demek. O ilahi iradeden, tercihten. Evet. Gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir. Evamir-i tekviniye varoluş emirleri.
var olan existence emirleri. Şöyle ol, şöyle ol, şöyle ol. Buna künfe yapın derler ya. Kün denildi, böyle ol. Kün o demek, böyle ol. Exist ya, exist yani. Konuşuyoruz, existence atladın, bitti, kaybetti. Sahayı terk et, yenildin ya. Existence hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız. Hiçbir zaman, hiçbir düşüncede bir şeyin exist olduğunu, yani the fact that it exists, bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Buna çok dikkat edin, çok kafa yorun ama. Yoralım hep beraber, kafa yorun değil mi? Çok uzun süre alıyor insan bunu hazmetmesi. Exist deyince ne diyorum ben diyeceğiz. Ve bir de bir şeyi onun başta bir var oldu bu diyorsun. Bu ne, kendi kendine var olur mu diyorsun. Yani yoktu ki kendini var etse falan. Dolayısıyla bunun varlığı nedir diye mutlaka sorduğunda zaten problemi çözmüş oluyorsun. Bana öyle geliyor ama çok kolay gibi geliyor. Fakat bir türlü modelleştirip de bunu takdim edemiyoruz. Şunun elektriği kesildi biliyor musun? Tamam. Yine buraya burada ona geldi. Varoluşu evamiri tekvini yani. Evamiri tekvini ya varoluş kural emirleri emirleri emirleri. Ama o emir kelimesi de yine Kur'an'da ki bu ol ve olur izah var ya, emri yaratılışa, yani iradeden gelen yaratılışa tekabül etmek üzere kullanıyor. İrade edildiyse, irade eden nasıl irade ettiyse bu varlık ondan böyle. Yani birisi dese ki, biraz daha basit anlamaya çalışalım. Birisi dese, mesela şakayım canım var ki garip o desen niye Kürtçün desen ne bileyim ben dersin ben de o soruyu soruyorum. Neden alınmıyorsunuz değil mi? Estağfurullah. Sen niye senin beş parmağın var derse yıllardır soruyorum. Yıllardır o soruyu soruyorum ben de beş parmağın var olacak şekilde varlık emri almış olmalıyım ki ondan beş parmağım var. Başka beni beş parmaklı kılacak hiçbir faktör görmüyor. La ilahe illallah o demek. Çok temelde her şeyi çözüyor ama bir türlü ben çok basit anlatıyorum. Bu çok basit mesele gibi geliyor. Şey diyor ya. Bir türlü bu varlık üzerine kurulmuş. Benim için ontoloji var ama böyle değil. Yani onun ontolojisi demek. Yani bir şeyin var olması madde alemde varlığına dayanarak bir meseleyi anlatmak demek ama varlığın bizzat kendisini böyle kavramıyorlar. Yani bununla ilgili bir cümle aklıma geldi de Risale'den. Şimdi daha iyi anladım bu açıklamalarınızla. Madem kainat vardır, elbette onun bir yaratıcısı vardır. Ben onu mealen söyledim, anladığım şekilde. Yani yaratıcının var olduğunu anlamanın en büyük delili kainatın kendi var olması. O kadar. Kainatın çok ilginç bir şey. Var, exist oldu. Exist oldu. Direkt yaratıcıya delil ediyor. Hiç başka kasmaya gerek yok yani. Şimdi hala ben doğru, bu da doğru. Ben de söyledim. Başkası da bir şey söyledi. Şöyle bir şüphe var. Ya ben bunu anlatamadım. Niye? Ya deminden beri söylüyorsun ya var. Yok ya bizim anladığımız tabanında bir mesele var. Varlık diye bir mesele var. Varlık yoktu, var edilmişlik. Evet. Varlık diye bir mesele var. Biz ne oldu desen, yani ne diyor, varlık diye bir mesele neyi kastediyorsun desen, eğer birisi dese ki, ben varım. Tamam, çok güzel söyledin şimdi. Bunlar ne kastettin diyeceğiz. Yani kendi ben varım demek ne kastettin sen? Ne kastettin var? Varlık diye bir şey var. Varlık diye bir şey var. Nereden geldi bu? Anladığınızı bilmiyorum. Allah'ın birinci zatı sıfatını vücut. Onu anlamadan hiçbir şey anlamıyorsun. Yani başka bir yerdesin. Bir daha sonra demin ki madem kainat var, he? Elbette bir yapıcısı var. Meali. Tamam. Şey, madem şu cümle var aynı Risale'de. Madem kainat var, elbette bir muallimi var. Demek ki Allah.
Yok canım. Az önce muallim mi? Muallimi var. Ha. Bir daha okuyayım. O ayrı. O ayrı. Ha, o ayrı. Okay. O ayrı. Madem ki hani tanıtıcısı var, Allah, Allah var diye cümle var zaten. Bu doğru da bir de muallimi ve tanıtıcısı demiş ama Allah bizim kontekste daha sen onu şey olarak kalıp olarak kullandın. Madem Allah var, madem kainat var, o halde Allah var. Bizim bütün meselemiz bu. Madem Allah var, o halde kainat var değil. Madem kainat var, o halde Allah var. Ama ya nereden çıkarttın derse, işte kainat ona delalet eder falan. Doğru olmakla birlikte bunlar birinci basamağı atladıktan sonraki yapılan eğitimlerdir. Eğer tabir caizse. Yutmadım. Birinci basamağı atlayarak yapılan tabirlerdir. Madem kainat var da söyledim. Madem varlık var. Aynı şey. Madem varlık var, bu varlık var olma olayı nereden geldi? Var olma olayı nereden geldi? Bak, biraz yaklaştık. Kainat nereden geldi değil. Var olan şey değil. Ha, var olma olayı, var olma fenomeni nereden geldi? Diye sorduğunda, hani bir yokluk var, bir de varlık var. Değil mi? İki tane fonemen var. Ne diyelim ona? Fonemen. İsmin varlığı değil, var olma. Var olma diye bir şey var. Bunun alternatifini insan ancak yoktu var diye anlıyor ya. Bu var olma nereden geldi? Anlatabildim mi? Neden böyle bir ihtiyaç hasıl etti? Katip, efendim? Neden böyle bir ihtiyaç hasıl etti? Nereden geldi? Ya nereden geldi bu? Yok değil var. Ya yok değil var. Diyorsun. Yani leylekler çocuklarına neden leylek getirdi falan diye anlatırlar. Leylek mi getirdi bunları? Nereden geldi? Varlık diye bir şey var. Demiyoruz bu ağaç nereden geldi? Normalde self-evident yani. Evet. O kadar açık ki. Self-evident. Evet. Yani o kadar açık ki herhangi bir kanıt onun açıklığını gizliyor. Yani bir kanıt getirmeye çalıştığında sanki o bilinmiyormuş gibi konuma geliyor. O varlık. Ya Said Nursi'nin bir ilginç zorlanmış demek ki bir cümlesi var. Madem mevcudat vardır diye başlar bir muhakemesine. Mevcudat. Evet. Mevcudat kendisine vücut verilmiş olanlar, dolayısıyla var edilmiş olanlar vardır diye başlar. Böyle bizim meseleyi aşağı köküne indirmemiz lazım. Ama zahirde de yani mutlaka bu yapılmıştır, o halde bunun yapıcısı vardır. Fakat iş mikro düzeye indiği zaman veya kuantum düzeyine indirildiği zaman diyorlar bak bu eşya böyle kendisi böyle seçim yapa gidip yani doğru olan yeri bulup doğru olmayan yerleri elimine ederek evrimleşiyor veya seçiyor. Probability var. Burada high probability olduğu için burada neden bu particle oluyor diyorsun. Orada çünkü high probability var diyor. O nereden geldi? Hayır. High probability after the fact olan bir şeydir. Yani senin ölçtüğün bir şeydir. Hı hı. Onun orada olmasını gerektirecek bir şey değil. Değil. Evet. Bunları biraz böyle okuduğunuzda yani dışarıdan baktığında şu Harun Yahya'nın yayınları var ya bayağı evolution'u yıkıyor falan gibi. yani evet güzel, zahiri güzel. Doğru bir söyledikleri yanlış değil. Ama temel değil. Çünkü temele inen mikro yani nanoteknolojisini yaşadığımız devirdeyiz yani. Mikro düzeye indiğinde insanlar mikro düzeydeki olan olaylara baktığınızda siz argümanınızı kaybediyorsunuz. Onun için yani o mikro düzeyde olayları çalışan biyologlar, kemistir çalışanlar değil mi? Veya işte kimya çalışanlar, mikrobiyoloji çalışanlar, fizik çalışanlar, uzay bilimleri çalışanlar. Astrofizik. Evet, onlar da aynı şeyi oraya uyguluyor. Yani aynı senin Kur'an'ı buradaki gördüğü. Daha doğrusu şöyle düşünün. Allahu Ekber. Hani kara delikler, mana delikler falan anlatanların hepsinin yaptığı deneyler nerede? Partikül düzeyindedir.
subatomik düzeyde yaptıkları deneylerdendir. Yoksa uzaya bir şey gönderir, oradan bir şey geliyor değil ki. Laboratuvarda o ne derler? CERN'deki CERN'deki bilmem kaç kilometrelik alanda partikülleri gönderip partikülların bıraktığı izlerin fotoğraflarını çekip ya da işte tespitlerini yapıp o tespitlerdeki özelliklere göre konuşuyorlar. Yani yine mikro düzeyde konuşuyor kainatın yani kozmolojiden bahsedenler bile. O zaman mikro düzeye indiğimizde en önemli mesele ne bahsettiyse, ne diyorsa string mi diyor, titreşim mi diyor. Bir, string var mı? Var. Bunun varlığını bana anlat. İki, stringde titreşim var mı? Var. Titreşimin varlığını anlat. Varlığını anlat derken? Ya, varlığını söyle bana, nereden geldi? Varlık nereden geldi? Titreşim nereden geldi? Bir olayın, fenomenin varlığı nereden geldi? Rastgele oldu der adam yine. Aynen. Ha, olur mu? Yokluktan varlığa rastgele olur mu? Yoktu ya, var oldu. Yok ki rastgele, bak şunu diyebilir bak. Ağaç büyürken dallar çıktı desen onu iddia edebilir, rastgele çıkıyor der. Onun da hani high probability tercihi yaparak hücrede veya bu tarafa büyümeye çalıştı da soğuk oldu, bu tarafa büyüdü. Mesela mevsimin gereğine göre kainattaki düzenin içinde çok diyorlar ona. Onlara cevap verilemiyor. Böyle daha doğrusu olaya yüzeysel bakarak, yani bizim şu mantığımız var ya, bu masanı yapılmış kardeşim, mutlaka bunun bir yapıcısı var dediğin zaman bu genelde yetiyor. Tamam mı? Yani, ama mikro düzeye inip de argüman yapana, yani bu oho diyor, bu milyar milyar trilyon katrilyon alternatiflerden böyle oldu diyor. Mesela Big Bang'e çarpışım oldu. O nasıl oldu? Yani o çarpışma mesela nasıl oldu? İşte bunu sorabilirsiniz. Yani dersiniz ki ne diyor o? Bir God particle vardı. O God particle explode etti. Bir dakika. Diyorsunuz. Güzel olabilir. Var. Bakın, madem sen tuttun. God particle var. God particle var. Yani bunu kim yarattı dediğinde o yaratma kelimesinin senin kafandaki peşin hüküm diyor. Onu duyuyoruz hep. Diyorsun ki bunun varlığını nasıl izah edersin? Ona cevabı ne biliyorsunuz? Var cevabı. Ne? Ona, o sorunun cevabı ne biliyor musunuz? Söyle, bilmiyorum. It just is. Ya ya da şöyle bir cevap var. Stephen Hawking var ya, meşhur adamlar. O da şey diyor yani, Kuzey Kutbu'nun kuzeyinde ne vardır diye bir soru soramazsınız. Yok çünkü orada bir şey. Yani bilmiyor. Bizim şahede de bilmiyorum diyor. Dolayısıyla Big Bang'den önce ne vardı? Bir soramazsın öyle bir soru. Yani biz orada önce, değiliz ki. Önce sormuyoruz. Zaten bak soru. Hayır, onun varlığı doğru. Nasıl geldi de soramazsın yani. Aynı Kuzey Kutbu'nun kuzeyinde ne vardı der gibi. İşte kaçıyor. Kaçtığını görüyor. Kaçtığı olarak kabul ediyor yani. Ha, o da kabul ediyor. Patlamanın Kuzey Kutbu diye bir yer yok ki. Sümey. O bir sürü şey var da. Onların cevabı işte. Ha, Sümeyye Hanım'ın dediği. Patlama diye bir olay var değil mi? Patlama diye bir olay var. Bir de patlamanın olmadığı bir düşüncemizde, kafamızda bir patlama var. Bir de demek ki onun karşıtı patlama olmayan diye. Şimdi patlama olayı, fenomeni, fenomende canlıyorlar onlar. Patlama eventi, fenomeninin varlığından bahsediyorsun. Bu nasıl var? Bu varlık nereden geldi? Demiyorsun ondan önce tamam, ne vardı? Anladım. Hatta bu partikül nereden geldi de patladı dediğinde kaybettin. Çünkü partikülün varlığını orada sabit, sabit bırak. Existence should never be taken for granted. Why is there something instead of nothing? Evet. Yani, önemli bir konu. Bu prensiplerini yazman lazım. why is there something instead of nothing? Yeah, that's very important. Ya, hatta eventler de öyle. Kualiteler de öyle. Sallandı diyorsun. Bak bir mesela diyelim, hadi bu ağaç diyelim. Ağaç sallandı diyoruz değil mi? Biz diyoruz ki hani ağacı kim yaptı diye argüman yapıyoruz. Bu doğru. Doğru, yanlış değil. Şimdi ağaç sallandı dediğimizde bizim soracağımız soru şu. Sallanma diye bir olayı nereden çıkarttı? Nereden geldi bu sallanma diye varlık var? O da ayrı bir varlık. O da bir varlık ya.
O nereden çıktı? Öyle bir valla neden ihtiyaç duyuldu o valla? Yani neden var onu tam anlayamadım. Ben söyle o cümleyi sen söyledin. Why is there something tamam, instead okay. of... Tamam okey. Tamam. Nasıl... Why is there sallanma instead of not sallanma? Çok güzel oldu. Neydi o şimdi? Şimdi birisi İngilizce söylemişti. Çok güzel bir şey söylemiş. Senin kız mıydı? Meryem. Ne demişti Meryem? He, neydi o cümle? Çok güzel bir şeydi. Aslında Aykus tut diyordu. Aykus tut. Onun gibi bir şeydi. Şey, Cat. Cat did not tırmalama. The cat does not tırmalama me. Kimse de onu. Meryem. Meryem söyledi. This cat doesn't tırmalama me. Biraz adım adım şu varlığı bir çözmemiz lazım. Yani şöyle diyelim mesela Çetin abinin anlayacağı dilden konuşayım. Kürtçe yani, mi? Öyle de öyle. Kürt'ün anlayacağı sıfır var mı? Yok. Sıfır, işte sıfır neden yok değil de var? Ya da bir diyelim hadi senin dilin. Bir. Birin olmaması, olmaz şey. Anladım. Evet. Birin olmasının nedeni ne? Bir olmasaydı kaşları şekerimi alacağını söyleyemez. Hani iki olasılık var ya, olmak ve olmamak. Neden var olmak, var olmamak. Bir vücut var, bir adam var. Hani ulema bunu çok biliyorsun değil mi? Ulema değil de yani kelamcılar çok başarılı. Bir şeyin varlığını yokluğuna tercih eden müretçi dediklerinde bunu kastediyorlardı. Varlığı yokluğa tercih eden müretçi olması lazım diyordu. Nursi onu getirdi. Şu anda başlangıçta değil, şu anda bir atomda bir özellik var ya, şu andaki bu atomun bu özelliğin varlığını yokluğuna tercih eden müretçi nedir? Üniversitelerde tartışmış mı Sadi Nursi? Üniversitede? Çok merak ettim. Üniversite yani mi? O zaman o üniversite mi? Yaptığı kendini... Üniversite diye bir şey yok. Üniversite. O zaman kendini şey zanneden, alim zannedenler tartışmış klasik, mı? Klasik ilim dalları okutuluyordu. Böyle şeyler yok. Mantıkta şöyle bir kaide var. Yoktan yok çıkar. Yani yoktan var çıkmaz diye. Hani evet. Bir şey yoksa ondan ancak yokmuş çıkar. Yani bu demek yani. Bir vardan var çıkar anlamında. Hani yoktan var çıkmaz ya da vardan yok çıkmaz. Tabii. Bir şeye varlık verenin ya da bir şey gördük ya burada. Neyse o. Onun yok varlığını yokluğuna tercih edenin mutlaka var olduğunu akıl kesin imkansız diyor yani. Olmazsa olmaz diyor. Peki, ve de yokluktan geldiği için yokluktan varlığı tercih edenin mutlak kuvveti olması lazım. Dönüştüren olsaydı mutlak olmasına gerek yoktu. Belki çok çok kuvvetliydi ama anlatabildim mi? Ya biz Kürt'te geç anlıyoruz bir de söyleme. Farklı bir şey. Yani şey mesela, diyebilir miyim? Sıfırı adam edebilecek en fazla sonsuzdur ya. Sıfırı sonsuzdan başkası adam etmez yani. Bak bunu anlayabilirsin sen matematikçisin. Ya matematikçi olduğum için anlayamadım. Sıfırı nasıl adam edersin? Sıfır ya. Adam hani adam demek bir rakam ya. Sıfırı nasıl adam edersin? Anca onu sonsuz paklar yani. Başka bir şey paklayamaz onu. Sonsuzdan kimse... O zaman bir şey çıkar belki. Sonsuz mutlak özelliğe sahip olmayan birisi sıfırdan biri çıkartamaz. Yani anca sıfırı bir yapamaz. Şu anda kainat çok büyük diye biz Allah mutlak değil. Kuvvet var demiyoruz. Kainat şu kadarcık bile olsaydı Allah mutlak kudrete sahipti. Çünkü yoktan var etti onu. Anladım. Çok. Hakikaten kutlar geç anlıyor. Vallahi. Sıkıntımız var ya. Siz torpilli doğmuşsunuz. Biraz daha söyleyeyim. Kuvvet. Mahiyet olarak. Mahiyet olarak. Quantity dediniz. Quantity'de ne kastediyoruz? Ağacın büyüklüğü, küçüklüğü, odar falan değil. Şunun şöyle olması, böyle olması falan değil. Var olması. Var olmak en önemli quantity'dir. Ve en büyük de quantity'dir. Dolayısıyla evet,
Çünkü sıfır bir oldu. Düşünebiliyor musunuz? Çok bu acayip şeyde de var. Çok bir şey. Çoğunluk güç olması önemli değil. Create. Sıfır bir oldu mu bütün olay biter. Sen bütün dünya, bütün kainat birleşse sıfırı bir yapamaz. Creation hani bir, iki yaparsın is always yani ex nihilo. Comes from nothing. Bir şey varsa onu devam ettirebilmek, değişik yerlere çevirebilmek kolay iş. Evet, yani nispeten. Nispeten. Yoktan var edebilmek o mümkün değil. Bu şey insan zihninde de bunun karşılığı olarak düşündüğüm bir şey var. Psikologla aramızda ama böyle biliyor konuşmuyor. Şimdi bu çocukların sayıları öğrenmesinde en büyük aşama bu 2-3 yaş arasında 0 ile 1'i öğrenmesiymiş. Sonra çünkü orada hiç yoktan o aralığı çocuk kestirmek için bayağı vakit yani anlayamıyorlar. Evet. Evet. Sonra 1'den 2 biraz daha kolaymış ama o da çok zor olduğunu söylüyorlar. Çünkü 2 kat gidiyor yani 1 ve 2 arasında. Ondan sonra diyor tabii işlem kolaylaşır. Birer ekleyerek bütün sayıları öğrenir. 1-2 olursa 2 de 3 evet. olur. Çocuk ondan sonra olur. Şeyi anlayana kadar bu şekilde gidermiş. Hani çocuklar der ya ben 40'a kadar sayıyorum falan. He. Hani niye 41 değil? 40'a kadar saydım şu ana kadar çünkü. He, ama kolay olur. Ha, ondan sonra anlıyormuş ki bu iş böyle gidiyor. Mesela biz diye. Anlatmada öyle güçlük çekiyoruz ki çektik de. Şimdi bak burada kaç tane elma var? 3 tane elma var. Ha, 3 elmanın birini çekiyorum. Bak şimdi biraz şöyle basit gibi geliyor da çektim. Kaç elma var? 2 elma var. Ha, doğru diyor. Anlıyor. Onu da anlıyorum. Bunları çektim. Kaç elma var? 1 elma var. Anlıyorum. Ondan sonra 0 anlatamıyorum çünkü 0 elma diyorum. Elma deyince 0 değil. Elma. Yani, anlatamıyorum. 0 mı elma bu karar ver. Yani. 0 elma var deyince yok ki diyor. Şimdi o zaman elma niye diyorsun? Yani. Yok olunca, yok olunca elma, armut yok ya. Hep bütün kainatı koyabilirsin oraya. Yok deyince sıfırı. Sıfırın içine her bir şey sıfat olarak girer. Sıfat mı denir? Sıfır her bir şeyin ilk huylu sıfatı olabilir. Sıfır elma, sıfır ağaç, sıfır adam. O yüzden yutan eleman derler ya. Yutan eleman. Yutan eleman. Tabii tabii çarpar. O bilgimle konuş. Formüllerde doğru doğru matematikler kesin biliyor musun? Ne kadar büyük rakam yer çarpı sıfır dedin mi? Yuttu gitti. Hepsini yutar sıfır olur. Yani sıfır öyle çok kuvvetli bir böyle bir şeydir. Hani bir yer, konsepttir. Konsepttir pardon. Biriz bir şey diyor. Buyurun. Tamam. Buyurun. Demedim ben sana. Vallahi ben demedim. sıfır öyle bir kuvvetli bir şey ki onu var edebilmek için mutlak güce sahip olmak lazım. Evet. Hadi sıfır olmasa matematik olmaz. Vallahi yani oradan bile anlıyorum yani. Boşuna Müslümanlar bulamamış. Müslümanlar, Müslümanlar bulmuşsa da hiç öyle gözükmüyor vallahi. Yok yok bulmuşlar felaket. Ya matematik bulmuşlar mı? Matematik yani. Yani. Ben Müslüman adamı bilmiyorum. Kendi amcalarını söylüyorlar. Yani. Tabii canım. Söylemiyorlar ki onu. Bilinçli bir şey. Yalan söylüyorlar. Ama karizmi bulmuşlar. Ciddi adamlar ciddi bilim tarihi okuyanlar biz sıfır sayesinde matematikçi bütün teknoloji sıfıra sıfıra borçlu varlıklarını ve sıfırı da Müslümanlar adam ettiriyorlar. Kullandılar. Aslında sıfır işte Hindistan'da varmış da kullanmasını bilmiyorlarmış. Umut sistemi esas bu Müslümanlar. Esas şey o yani. İşte Arabik sistemi kullanıyor yani İngilizce herkes. Hindistan'dan almıyorlar. Sıfır. Evet. Ama Hindistan'da sıfırın değeri bir fonksiyon ya kullanılmıyor. Sıfır diyorlar da matematikte değerlendirmiyorlar. Onu Araplar alır, ondan sisteme geçip almış ve hızlı bir şekilde geliştirmişler. Her neyse sıfır çok önemli bir olay. Sıfırı biri yapmak çok önemli. Zor iş. Nasılsa bunları bunların böyle çok yani felsefe gibi görünmeyen ya bunlar felsefe yapıyorlar ya mantık oyunları oynuyorlar. Çok din gibi görünmeyen. Yok. Felsefe gibi yani felsefe yapmak Türkler mantık oyunlar mantık oyunları oynuyorlar gibi görünmeyen insanların geneline en azından yani lise bitirmiş olanlara bunu anlatabilmek lazım. Bak sıfırın bir olması. Bir daha söyle o senin cümleyi. Var
why is there something instead of nothing? Yeah. Mesela why is there something instead of nothing? Bunu sen yaptın değil mi şimdi? Yoksa bir yerden mi okudun? Yok canım, bu soru hep var yani. He. İşte bunu, bunun... Ben bu soruyu sorup bizim... ben bu soruyu sorsam burada işim ne? Ya olur mu işte, soruyoruz diye bak. Peki abi, bu soruya hiç mi cevap veremiyorlar? Hayır, işte cevabı o. It just is. It just is. Soruyorum. Ben 200 lira sana bir çırak sorsam. Çocuklara soruyorsunuz. Var diyor. Sen vardıktan sonraki şeyi anlatıyorum sana. Bak çocuklara soruyorsunuz. Bak ne kadar bu bilim çocukça, çocuk düzeyinde hala. Mantık bakımından. Çocuklara soruyorsunuz. Yavrum, kızım, oğlum, her neyse. Bir şey yaptı değil mi? Niye bu kadar yapıyorsun? Niye burada ısrar ediyorsun? Gerekçesi yok ya. İşte. Hani. Ama yapmaman lazım değil mi? İşte buna şöyle şöyle olması, böyle olması lazım. Gerekçe soruyorsun. Şöyle yapman doğru değil mi? Yapman gerekmez mi? Niye yaptın bunu? Niye böylesini tercih ettin? Diyemiyor. Ben kötülüğü tercih ettim diye söyleyemiyor. İşte cevap yok. Aynen onun gibi. Ama onlar daha şu açıdan daha üstün gibi, çocuğun hali. Neden diye soruyorlar ya mesela. İnsanı bıktırana kadar neden diyordu mesela benim abimin kızı. Yani artık cevabı bulamayacak kadar neden soruyorlar ya. Mesela en sonunda soracak geleceği yer. İşte çünkü o var. Neden? Çocuk aslında orada existential question'ı soruyor. Ya var işte diye biz diyoruz bu sefer. Var işte. Var işte. Evet, cevapsızlıktır o. Yani o soru o kadar buraya esiz mi diyorlar? Kontekste dönersek fıtri ki yani o nedeni it just is. It's just is. Çocuk o yaşta o şeyin nedenini soracak kadar fıtratına da o evet, soru evet. Yani. Yüklü. Hazır geliyor. Yani bazıları onu dinle başlayanlar, birisi bana sormuştu. Benim çocuk neye, Allah nerede, neden var diye sormuştu. Bana buna dedim ki o çocuğun sorusu doğrudur, haktır da o çocuğa Allah nerede diyen, dedirten sonuç, Allah nerede diye sormuş ona. Onun sonucu çocuğun yanlış bir kavramsallaştırmaya girmesinden değil, yani annesinin babasının o çocuğu Allah'ı yanlış tanıtmasından kaynaklanıyor. Anlamadım. Evet. Kişi. Neden? Şimdi Allah dedi, anlattı. Allah kainatı yarattı. Allah babanı yarattı. Allah çayı yarattı dedi ya. O çocuk da ona göre Allah'ı kim yarattı? Allah'tan başlayarak konuştun ya. O zaman Allah'ı kim yarattı diyor. O çocuklara peki Allah nerede diyor. Ya bu çocuklara bu soruyu sordurtanlar biziz. Biziz. Ne diyorsunuz acaba? Evet. Ne nasıl söylüyor? Allah bırak boş ver. Yani bu biz o zaman bunu yaratandır Allah. Buna vücut verendir Allah. Mesela keki yarattı ya, keki yaratandır Allah. Keki çok sevdim. Tatlı mı tatlı? İşte o tadı yaratandır Allah. Hep bütün fenomenlerin, oluşumların, existence'ların kaynağı olandır Allah diye göstereceğiz. Sonra yoktan var edene mutlak olması lazım. Yoksa başka türlü kimse sıfırı bir yapamaz. Bunu çocukça anlatmak lazım. Yani kolay bir kavram değil. Bunların anlatılması lazım. Hiç kimse anlatmıyor falan anlamında değil ama bizim de görevimiz anlatmaktır. Yani bir şekilde anlatılması lazım. Ben daha önce belki paylaşmıştım da şimdi bir gün Mahmut'un türlü bir küçük çocuk var. 5 mi belki 4. Dün de babasına dedi ki, baba dedi, Allah var mı? Varsa yani Allah var dedin ya dedi. Peki ben niye göremiyorum Allah'ı dedi. Ben de Cuma'ya bıraktım hutbeyi. Dedim ki vallahi güzel bir soru. Ben olsam da cevap verdim. Cevap da veremem o zaman, lise 1'de miydim neydim. Baktım babası şeydir ama yani bilmiyorum, biraz hoşuma gitmiş. İşte oğlum sen beni seviyor musun? Seviyorum baba. İşte sen benim sevgimi görüyor musun? Yani sen bir sevgi yok değil mi ortak öyle? Yok baba ama sarılınca hissediyorsun. Evet falan. Evet. Çocuk evet baba anladım dedi, sustu.
Şimdi düşündüm de bu çocuk en azından bir şekilde ikna oldu da. İçine olamaması ne kadar kötü bir şey. Daha büyüyünce onunla da ikna oldu. Ona da olacak. Yani. Ama yani demek istediğim soyutu kavramı. O yaştaki yani. Çocuk aslında cidden kritik. Yani onlara cevap verememek ileride çok büyük şey olur. O bizim yanlış tanımlamalarımızdan, yanlış tanıtmalarımızdan kaynaklanıyor. Cevapsız gelen sorular. Allah'tan başlıyoruz ondan. Allah'tan başlıyoruz ondan. Allah'tan yani başlıyorum diyorduk yani. Yoksa çocuk sorar da siz ona güzel cevap verebilirsiniz ama o eğitiminden geçmesi lazım. İnsan o çocuk yarattıktan yaratıcıya, mevcuttan vacibül vücuda, Nursi'nin yaptığı olay bu. Mevcuttan vacibül vücuda giden muhakemeyi çocuğa işlemek lazım. Mevcuttan vacibül vücuda giden. Temelli bir mesele. Fıtrat yalan söylemez. İki saat olmadı. Ama saat 11.30 oldu ya. Nereye geldik? İkincisi diye şey var. Alt başlık. Alt başlık var. Ondan bir öncesi neydi? Cümleyi hatırlayalım. Cümleyi. İşte şu meyelanlar irade ilahiyeden gelen evamir-i tekviniyenin tecellileridir, cilveleridir. Ha, ne konuştuk? Evamir-i ilahiyeyi konuştuk. Dolayısıyla ne ki mevcut memurdur. Neyin memurudur? Var olmanın memurudur. Yani evet doğru söyleriz. Ağaç meyve vermenin memurudur. Ama bununla bizim çağdaş problemlerini çözemeyiz. Adam der ki ağaç meyve veriyorsa memur olmaya gerek yok. Zaten kendiliğinden, kendi içgüdüleriyle veya kendisindeki kendi özellikleriyle DNA'sındaki şifreleriyle verip gidip verecek şekilde zaten diyor. Ama biz bunu daha da dediğimiz o doğru olmakla birlikte savunmamız güçlü olmaz. Desek yani bir şey varsa var olmanın memurudur. Var olma emri almıştır. Dolayısıyla onu var eden mutlaka vardır ve ona var ol diyecek kapasitedir. Yani yoktan var etmek için mutlak olmak lazım diye Nursi çok konuşur Risale'de. Nursi yoktan var eder diye hep vurgu yapar. Yoktan, ademden, içten var eden diye vurgu yapar. Tamam. Ademden adem çıkar. Şey, la yesturu al-vahid illa al-vahid. Öbürü neydi? La yesturu anhu al-vahid illa al-vahid. İlla al-vahid bu sapık olan bir şey. Yani Müslümanlar bundan iyi kafa yormuşlar ya. Yüzeysel kalmamışlar çok o kadar. Basit değil bu. Bir şeyin varlığını yokluğuna tercih eden müreccip mutlaka olması lazım. Yoksa varlığı yokluğa tercih müreccihsiz tercih olmaz diye. Yoksa varlık, yokluk durup dururken varlık olmaz. Mutlaka onun varlığını tercih eden müreccih olması lazım. Tercih edici olması lazım. İşte sıfırı bir yapmak düşünün. Düşünün bak bu sıfırı bir yapmak bugün benim kafama daha iyi yattı. Sıfırı kim bir yapar? Ne bir yapabilir? Evet. Ne düşün kainatta yıldızlar toplansa sıfırı bir yapar mı? Ya da mesela olmayan bir atomu ikiye bölmek için gereken enerjiyi düşünelim. Hiç olmayan yani hiç yokluktan bir atom yapmanın enerjisi ne kadar olabilir? Yani, ama o enerjinin olması lazım. Yani bir enerji olacak ki orada bir vücut meydana gelsin. O da demek kainat. Ki onun öncesinde, o varlığın öncesinde bir enerji var. Yani enerji demeyelim de bir güç diyelim biz, power dersek daha. Ne yok? Doğru bir gramer. Bir şey olacak yani. Bir şey olacak. Bir şey olması lazım. O şey mutlak olması lazım. Mutlak olmazsa, sonsuz olmazsa, yani kainat kadar olsa bile yetmez. Bir atomu var etmek için kainat yetmez. Çünkü yok olan bir atomu kainat toplansa var yapamaz. Ki varı da yok yapamıyorlar. Yani o anlamda
İkisi arasında da şey var. Kendi bir yani da yok edemiyor. Kainatta hiçbir şey var olanı yok edemez. Evet, enerjiye dönüşür diyorlar ama yok edemez. Yok olmuyor. Yani varlıkla yokluğun arasındaki geçiş öyle bizim baş edebileceğimiz bir şey değil. Olay değil, evet. Çok doğru. Bunu geliştirmek lazım. Çok konuşmak lazım bu konuda. İnsanlar gidecek evlerine çalışacak, okuyacak, okuyacak. Gelecek hafta bir daha konuşmayacak. Zaten bir de ayet de var herhalde, değil mi? Hepiniz toplansanız bir ayet yapamazsınız. Yani bir ayet herhalde bir delil. Bir sinek yaratamazsınız diye açıkça ayet de var. Var değil mi? Bu ayet de bir şey. Yani gücünüz yetiyorsa hani bir ayet doğru, yazamazsınız toplanı, dediği de o da öyle. Bir ayet. Hakikati ifade eden bir cümleyi siz kendiniz var edemezsiniz, söyleyip çıkartamazsınız. Yalnız hakikati siz duyarsanız onu tekrar edersiniz. Matematikte de şey oluyor ya, bir şeyi sıfıra bölerseniz sonucuna ulaşıyorsunuz. Yani yaratıcıyı anlamak için kainatı kullanacağız. Herhangi bir sayıyı kullanacağız ve de yokluğu düşünerek kullanacağız yani. Onun yok olmasını da düşünüyoruz. Yani herhangi bir sayı sıfıra bölersen ikisi de lazım. Sonsuz olsun. Tanımsız demek. Sonsuz demek. Yani herhangi bir sayı sıfıra böl. Tanımsız. Bizim dünyamızda. Sıfır bölseniz. Sıfıra çarpılırsa sıfır ediyor. Ha o ayrı. Arkadaşlar bölerse. Bölerse sonsuz mu olur? Sonsuz da. Herhangi bir sayı sıfır bölünürse tanımsız. Eğer sıfır sayı bölünürse sonsuz olur. Onlar infinite demiyorlar da indefinite diyorlar. Sıfır herhangi bir şey bölünür, sıfır. Tanımsız yani. Herhangi bir şey sıfır bölünür, sonsuz. Yani eksi sonsuz, artı sonsuz fark ediyor. Tanımsız dediğiniz şey sıfır, biliyoruz. Sıfır yani sonsuz. Evet, orası öyle konu. Peki. Orası öyle. Allah razı olsun. Adam diyelim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة